Gece gündüz denedim, ardına koştum. Olsa ne fark eder, yolum yokuştu. Bu aşkla kalbime yandı tutuştu. Hüseyin başka, sen umut oldun. Sığmadım bendime, ruhuma taştım. Şu güzel toprağın haline şaştım. Bitsin artık zulüm, güneşler açsın. Hüseyin başka, sen umut oldun. La 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 la. Merhaba dostlarım. Bugün yine Karabük Eski Pazar'dan sesleniyoruz size. Yanımda yine bir belediye başkanı adayı var. Bağımsız Türkiye Partisi Eski Pazar Belediye Başkanı adayı Emrullah Topsakal. Hoş geldiniz Emrullah Bey kanalıma. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bizi karavanında ağırladığın için Yasir Bey size çok teşekkür ediyorum. Yani benim hayalim olan bir şeydi karavanda bir vakit geçirmek. O şansı da sizinle yakaladık. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür ederim. Kanalıma misafir oldunuz. Buradan konu böyle girdi madem. Ben karavan satın almadan önce karavan bakarken böyle hep bir karavan bulsam da sahibinden izin istesem, evet, şöyle bir içine geçsem baksam falan, evet, derdim. Onun için ben vatandaştan da birileri falan böyle isteyince gel bak kardeşim, evet, falan diyorum. Onu anlıyorum. O, evet, güzel bir şey. Gerçekten karavan güzel bir şey. Yani, evet, böyle küçük bir ofis gibi. Dizaynına göre de tabii, evet, değişiyor. Ofis gibi, kulübe gibi. Evet. Böyle minik bir ev. Bir de böyle güzel bir küçük bir ilçede, evet, olması sizin için daha güzel. Doğayı mesela büyük, evet, şehirlerde arayıp karavanını oraya çekmek için yere bakıyorlar. Evet. Ama, evet, sizin bolca yeriniz müsait. Evet. Maşallah. Aslında dediğiniz gibi karavancılık, evet, çok zor bir şey. Yani kötü karavancılar da var tabii, işte, evet, çöplerini atan falan. Evet. Yani onları tenzih ediyoruz tabii, tabii de. Ki de. Olduğu söyleniyor. Ben görmedim, evet, de. Bir de tabii insanlar tedirgin oluyor. Şehir içinde bir yere park ederseniz hani kapısının önünde. Evet. Yani nasıl bir insan orada, evet, acaba bir yanlış bir iş mi çeviriyor gibilerden, böyle biraz sıkıntılı yani. Evet. Buralarda Eski Pazar gerçekten güzel. Çok güzel, evet. Yani buradan bizi seyredenlere de sesleniyorum. Eski Pazar 6750 gibi bir nüfusu var şu an. Çok küçük bir yer. 13.000'e kadar nüfusu çıkmış. 20.000'e çıkacağı öngörülüyor bu önümüzdeki projelerle. Yani burada karavan olup olmaması önemli değil. Güzel bir yer burası. Evet. Her taraf doğa. Bakın buradan da gördüğünüz gibi gayet güzel. Doğanın içinde küçük bir yer. Yolu üzerinde bütün Karabük, Samsun, Ankara yoluna falan hepsine yakın odak bir noktada. Güzel bir yer. Zaten Eski Pazar'ı bilmeyenler için söylüyoruz bunu. Zaten bilenler, evet, bunu biliyorlar. Evet. Evet. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarıma beğeni bırakmayı unutmayın. Tabii biliyorsunuz bu tür içerikler üretebilmem için benim en büyük motivasyon kaynağım sizin destekleriniz. Mutlaka bekliyoruz. Evet, ben de buradan Yasin Bey'in çok güzel böyle bir yerlerde bulunmasını tebrik ediyorum. Ben de buradan yani abone olmanızı ve arkadaşımıza destek olmanızı istiyorum. Şahsen kendim abone oldum. Gece gündüz denedim, ardına koştum. Olsa ne fark eder, yolum yokuştum. Bu aşkla kalbime yandı tutuştum. Hüseyin başka, sen umut oldun. Emrullah Bey, Eski Pazar'a belediye başkanı adayı oldunuz. Bağımsız Türkiye Partisi'nden başlayalım önce. Evet. Bağımsız Türkiye Partisi diğer partiler gibi hani çok bilinen bir parti değil. Evet. Yani izleyenlerimizden de bu partiyi bilmeyenler olabilir. Aslında şöyle yani şu an herkes bizim Profesör Halide Erbaş hocamızı tanıyor. Evet. Ama şu anda çok geniş konseptle
Yani çok büyük çalışmaları olan oğlu Hüseyin Baş. Evet. Çok güzel çalışmalar ve projelerle sosyal medyada olsun, televizyonlarımızda olsun, kanallarımızda birçok yerde tabii ki bazı izinlerin verilmediği biliyorsunuz. Evet. İki tane partiyle sıkılaştırılmış bir medya var. Evet. Onun haricinde çok güzel projeleri olan başkan çoğu insanlarımız tanıyor artık yani. Daha da tanıyacaklar inşallah bizim vesilemizle. Başkanım ben Bağımsız Türkiye Partisi ile ilgili şöyle bir göz gezdirdim. AK Parti'den tam 41 gün sonra kurulmuş. Evet. 25 Eylül 2001'de. Hani derler ya 41 kere maşallah. Böyle bir paradoks var yani. Evet. Bağımsız Türkiye Partisi ile ilgili. Hüseyin Baş'ta dediğiniz gibi Haydar Baş hocanın şöyle diyebiliriz. Tırladım ben dine ruhuma taştım. Şu güzel toprağın haline şaştım. Başkanım partinizin sloganı var bir hayalimiz. Evet. Ne hayaliniz var? Yani hayalimiz gençlerin yönettiği bir hükümet, devlet. Yani gençlerimizin önde olduğu. Bizim genel başkanımız Hüseyin Baş'ın şöyle bir sözü var. Diyor ki 50 sene sonra olmadığınız bir devletin içinde olmadığınız bir şeyi yönetmek ve bizim adımıza yani daha da benden daha genç arkadaşlarımızın adına projeler sunup ülkeyi yönetmenize karşıyım diyor bizim genel başkanımız. Evet. Yani eğer diyor biz yanlış yapacaksak yanlış olacaksa da bunu biz yapalım. Doğru olacaksa da güzel olacaksa da bunu biz yapalım. Gençler yapsın diyor. Evet. 50 sene sonra olmadığın bir şeyi tasarlıyorsun, ortaya koyuyorsun. Evet. Belki gelecekteki kardeşlerimiz onu beğenmeyecekler. Evet. Yani gençler odak evet. nokta. Evet. Siyaseti gençler yapsın. Gençler yapsın. Memleketi gençler yönetsin. Gençler yönetsin istiyor. Evet. Ve bu yüzden de bizim eğer dikkat ederseniz takip edenler bilir. Yani birçok ilde, ilçede adaylarımızın hepsi de gençtir yani. Mesela Karabük'teki adayımız 28 yaşında bir arkadaşımız Furkan Aydın. Evet. Yani birçok ilde, ilçelerde hepsi de gençtir evet, yani. Evet. Evet yani, çok dikkatimi çekti evet, başkanım bak, yani. İl başkanımız Recep Özcan abimiz, başkanımız. O da mesela öyle gençlerin önde olmasını istedi. Evet. O da bize yer açtı mesela. Evet. Yani partimizin şu anki şeyi o şekilde. Gençlerin evet, yöneticiliği. Başkanım konu doğaçlama iyi ki buraya geldi. Evet. Ben unuttum. Hani yaştan falan bahsedince hani sizin evet. kendinizi tanıtmanızı istiyorum ben genelde konuklarımı evet. baştan. Unuttum. Siz bize kendinizi bir tanıtır mısınız? Evet. Bir tanıyalım. Ben, babam benim Ovacık Beydili Kulas köylü, oralı. Annem Eski Pazar Mutaflar köyünden. Ondan sonra ama tabii köyden kopmuşuz yani Karabük'te daha çok. Babamgilin ticaretle uğraşmasından dolayı liseye kadar okudum ve babamgilin yanında ticarette kendimi geliştirme fırsatı buldum. Evet. Ve şu anda da ticaretle uğraşıyorum. Karabük'te Beşbineler Mahallesi'nde ev tekstili üzerine bir dükkanım var. Orada evet. perde dikimi ve showroom durumunda satışla şu anda uğraşıyoruz. Evet. Bir tane çalışan personelimiz var. Evet, çok güzel. İşte o şekilde hayatımıza devam ediyoruz evet. ve Bağımsız Türkiye Partisi ile tanıştık. Daha önce de takip ediyordum. Oradan böylelikle Eski Pazar'a hizmet yolunda inşallah evet. aday olduk. İnşallah halkımız da bizi desteklerse evet. Eski Pazar'a çok güzel projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet, inşallah başkanım. Bu yolda başarılar dileriz. İnşallah. O zaman projelerden devam edelim başkanım. Milli ekonomi modeli evet. diyorsunuz broşürlerinizde. Milli ekonomi modeli ne demek yani ne yapacaksınız? Yani milli ekonomi modeli aslında şöyle Profesör Haydar Baş hocamızın yazdığı kitapta yani çok ayrıntılı şekilde anlatılan. Ben şimdi hepsini burada anlatamayacağım için kısaca evet. bahsetmek istiyorum. Hı hı. Şimdi şöyle yani yerli parayla ticaret önce bu ve halkın yukarıdakilerin değil toplam halkın içine adil dağıtıldığı bir paranın adil gelir dağılımı olacak şekilde dağıtıldığı bir devlet anlayışı ve o adil dağıtım paranın dağıtılması şimdi diyeceksiniz ki belediyeyle ne ilgisi var? Belediyeyle şöyle bir ilgisi var. Bunu biz belediyede uygularsak milli ekonomi modelini buradaki tanıttığımız modeli bütün ülkemize inşallah yayma fırsatı bulacağız. Evet. Mesela belediyelerde şöyle üreten belediyecilik diyoruz. Mesela işlerini taşeronlara değil belediyenin kendi personellerine yaptırıldığı şekilde yönetim anlayışı mesela benimsenecek. Evet. Mesela üretmekle alakalı diyeyim. Mesela bir domatesi şu anda bir menemen yapacak olacak olsak şu an karavandayız mesela en güzel karavanda evet, sabah kahvaltısı olur, evet. menemen.
şu anda büyük bir miktar tutuyor yani. O bile bize lüks oldu artık. Evet. Fakirin hani yiyeceği ama lüks oldu yani. Evet evet. Şimdi yani ekonomi öyle bir hal almış, evet, ki yani bu uygun işte, fiyata, evet, bir şey yok. Öyle, evet, bir şey şimdi, hiç yok. Bak bu yeşilde toprağımız var. Her şeyimiz, evet, var. Biz bu domatesi burada üretemez miyiz? Üretiriz. Ama işte bunu desteklemiyor. İşte milli ekonomi modeli üretmeyle kendimizin yetiştirdiği ürünleri, mesela, hı-hı, domatesin tohumunu alıyoruz. İsrail'de üretiliyor tohum. Dikiyoruz. Evet. Bir sene sonrasında bize tohum vermiyor. Evet. Gidiyoruz tekrar o tohumu alıyoruz. Evet. Evet. Başkanım şimdi siz 31 Mart'ta belediye başkanı seçilirsiniz. Evet. Üreten belediye adına, evet, ne yapacaksınız burada? Yani mesela domates örneği verdik. Burada seralar yoğun eski pazarda. Evet. İnsanlar üretiyorlar. Ben de yeni, evet, eski pazarlıyım, evet, yani 2 yıllık. Tabii seracılık eski pazarda çok, evet, var. Çok. Bunu biliyorum. Yani çok bilmiyorum ama yani, evet, hani belediye anlamında halkın bir şeyler üretmesi için destek olacağız anlamında mı söylüyorsunuz, evet, bunu? Yoksa belediye olarak da bir şeyler, evet, üretip yani, belediyenin ekonomik yapısını, evet, geliştirip, evet, daha iyi hizmet yapmak için o kaynakları kullanmak anlamında, evet, mı? Şimdi şöyle, projelerimizde de üreten belediyecilik diye geçiyor. O üreten belediyecilikte şu var, tarımla alakalı domatesin veya eski pazarımızın kelemi meşhur. Evet. Yani bunun üretilmesiyle alakalı biz şöyle bir şey yapacağız. Eğer halkımız destekler de belediyeyi yönetme şansımız olursa, mesela eski pazarda arsalar kiralayacağız veya, evet, bütçemize göre satmak durumunda olan veya hazine arazilerinde olan, tabii ki bu orman değil, üretime açık olan alanlarda kiraladığımız arsalarda üretim yapacağız. Bunu da mesela halkımızın, eski pazar halkının çalışacağı ve eski pazarda yaşayan, bu tarımla alakası bilgisi olan, hı hı, kişiyi belediyemiz bünyesinde belediye ile ortaklaşa orada ürünleri yetiştirip tekrar eski pazar pazarımızda veya manav satılan bölgelerde bunu halkın hizmetine sunacağız, bu ürünleri. Evet, evet. Hem ucuz, hem organik, hem doğal ürünlerle halkımızı destekleyeceğiz. Evet. Mesela diyelim ki karabiber, domates şu anki fiyatıyla 70 lira diyelim. Evet. Biz burada onu 30 liraya halkımıza kendi ürettiğimiz. Evet. Diyeceksiniz ki belediye işte buradan kar amacı güder mi? Kar amacı gütmeden, zarar da ettirmeden, hı hı, maliyetine, belediyemizin de zarar etmeyeceği, kar da etmeyeceği şekilde halkımızın hizmetine, bu tarımla alakalı, yani bunu açabiliriz. Daha bir sürü, hı, şeyleri var. Şimdi zamanımız o kadar olmadığı, evet, için, evet, açamıyorum. Evet. Yani bunu domates üzerinden örnek verdik biz. Evet başkanım. Bir de turistik çarşılar dediniz. Tabii ki, evet, Hadrianopolis'imiz, evet, var. Evet. Turizm gelişme noktasında ivme kaydediyor şu anda, evet, eski pazarda. Gezi treni de başladı malum. Evet. Diğer belediye başkan adaylarının da böyle benzer projeleri var, turizm, evet, hem yerel hem dış turizm noktasında, evet, sizin bu konuda projeleriniz? Yani Hadrianopolis'i daha çok tanıtmak gerekiyor düşüncesindeyim. Daha yani şu anda başlangıcında güzel tanıtılmadığını düşünüyorum ben. Evet. Daha çok tanıtılmamız gerekiyor. Nasıl Safranbolu'da eski çarşımız varsa, hı hı, eski çarşıya yani daha mesela Japonya'dan, daha diğer ülkelerden gelenler varsa, onlar nereden geçiyorlar? Bizim eski pazarımızın, evet, yanından geçiyorlar. Mecbur buradan, evet, geçiyorlar. Evet. Biz şimdi bunları eğer Hadrianopolis'e, eski pazarımızın daha birçok turizme kazandıracak bölgesi var, buraya eğer getiremiyorsak yeterli değildir yani. Evet. Ben tabii, yeterli tabii, görmüyorum. Tabii tabii. Gerçekten ben, evet, doğma büyüme bir İstanbullu, evet, olarak ben buralı olmasam Hadrianopolis'i, evet, bilmem yani. Evet. Hadrianopolis'in kenarında mesela o bölgede biz küçük eski çarşı, Safranbolu eski çarşı tarzında burada üretilen ürünlerin, bayanların ürettiği el işlerini, hı hı, bu eski pazarın kültürünü yansıtan ürünlerinin, doğal ürünlerini mesela, ne olur, köylerimizde buradan tereyağı gelir. Evet. Bu ürünleri oralarda küçük böyle eski pazarlarımıza yakışır. Yani ona otantik mi diyeyim, o şekilde, hı hı, küçük dükkanlarımızda. Evet, hem de halka bir, evet, iş imkanı. Onların satışını, evet, yaptırmayı, çok güzel, evet, düşünüyorum. Yine tabii ki oradaki onları satacak kişiler bizim eski pazarımızın halkından olacak. O şekilde yani. Eski, evet, pazarımıza hem buradan gelir elde edeceğiz. Evet. Hem de birçok ziyaretlerde bulunup eski pazarımızı daha çok tanıtacağız. Din artık zulüm, güneşler aysın. Hüseyin başkan sen umut oldun. La 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 la. Başkanım, ilk öğretim öğrencilerini ücretsiz taşıyacağız demiştiniz.
Evet, böyle bir projemiz var. Bu Karabük'teki adayımızın da projesi aynı zamanda. Furkan Aydın, belediye başkan adayımızın. Şimdi şöyle, bunu yaparken servisçilerimiz var Eski Pazar'da. Yani onları da hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Belediyemizin bünyesinden servislerin aynı şekilde çalışacaklar. Onların şeylerini belediyemizden karşılayacağız. Diyeceksiniz ki bu bütçeyi nereden bulacaksınız? Eski Pazar'ın bütçesi yetmiyor diyorlar. Yeter. Eğer sen üretirsen, Eski Pazar'ın kaynaklarını üreterek genişletirsen bütçesi evet. yeter. Perşembe günü esnaf gezimizde ve halkımızla konuşmalarımızda o yani çevre temizliğiyle alakalı sorun olduğunu yani daha önce de duymuştuk ve evet. halkımız da bunu gerçekten söylüyor. Hı hı. Yani şimdi şöyle, sen şimdi hı hı. diyelim ki şunu 5 liraya aldın, borçlandın. Evet. Sen bunu 1 sene vadeyle 2 sene vadeyle öderken bu 5 lira oluyor 3 lira. Yani ne oluyor? Belediye buradan da kar eder. Evet. Yani ben ticaretle yani, uğraştığım için... Belediye kredi kullanırsa... Evet, yani borçtan korkan halka hizmet edemez. Evet başkanım. Bilmiyorum, anlatabildim çok, mi? Ben halk, ben, evet. ben İktisat Fakültesi mezunuyum, evet. çok iyi anladım. Evet, halkımız da şimdi yanlış anlamasın. Yani borçtan bir yönetici korkmamalı. Evet. Borcu olmalı. Evet. Çünkü halka daha iyi hizmet verip enflasyonda evet. da onu eritebilmeli. Evet başkanım. Yani evet. Takdir ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Öyle tabii, yani belediyeler için hani biz belediyenin içine girmeden bilemiyoruz. Hani evet. biz tabii ki de şimdi, vatandaş olarak dışarıdan bakıyoruz. Acaba işte belediyede bir bütçe var mı? Var da evet. kötüye mi kullanılıyor ya da evet. yok da olanla ancak evet. bu kadar mı yapılıyor? Tabii hani bunu da bir takdir etmek lazım. Evet. İyi niyetli düşünmek, üstün zan etmek lazım tabii belki de. Tabii ki yani mutlaka. Şimdi şöyle, yani eğer kaynak yoksa bile, bütçe yoksa bile açılmalı yani. Evet. Şimdi ben 5000 önerde ticaretinle uğraşıyorum. Eğer orada potansiyeli olmuyorsa hı hı. mesela başka bir bölgede başka bir şekilde onu açabilmeliyiz yani. Evet, artılar sağlayabilmeliyiz oraya. Tabii bence de başkanım, bir belediye böyle ticari bir bakış açısıyla yönetilmeli evet. bence de. Evet. Bu yani, çok şey katar belediyeye. Evet, belediyeyi önde tutarak tabii ki de yani. Evet. 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 Ama başkanım. Şimdi şöyle bak, mesela Karabük Belediye Başkanımız, Karabük'teki belediyecilik, ben şimdi onu da doğru bulmuyorum. O tamam, hizmetleri oldu. Sanki mesela 5 senedir 10 senedir başkası yönetiyormuş gibi. Şimdi seçim yaklaştı mesela. Her yere kavşak projeleri yapılıyor. Aydınlatmalar takılıyor yeni. Eski aydınlatmalar sökülüyor. Yenileri takılıyor. Bunları bir aya sıkıştırıyor mesela. Halkımız oradan geçerken yol kazılmış. Ne gerek var? Sen 5 senedir buradasın. 5 senedir evet. her bir tane kavşağa bir aydınlatma dikseydin şu anda otururdun, sadece seçim çalışmanı yapardın. Evet değerli takipçilerim, şimdi başkanımın sıradaki projesi Yeşil İlçe projesi. Ben de burada yaşayan bir vatandaş olarak sizin adınıza şimdi başkanıma soracağım. Zaten ilçemiz çok yeşil, ne yapacaksınız diye, ama sormadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videolarıma beğeni atmayı lütfen unutmayın. Başkanım, Yeşil İlçe demiştiniz. Zaten ilçemiz yeşil. Yeşil. Yani evet. Yeşil İlçe olarak ne vaat ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Organize sanayi bölgesi mesela Eski Pazar'a açılıyor. Yani şimdiye bakaraktan değil, ileriyi görerek yönetmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi organize sanayimiz açıldığında mutlaka konut ihtiyacı çıkacak. Şimdi çıksak evet. Mesela 10 tane ev arasak bulamayız yani. Evet. Belki buluruz başkanım, ama. Geriye dönüş var. Evet. Zaten evler çok evet. pahalı ve yok zaten evet. şu anda da yok. Belki buluruz, eski yapı bulabiliriz. Çok nadir. İçinde doğalgazı olan, içinde ne bileyim daha böyle modernize edilmiş. Çünkü organize sanayide birçok kişi çalışmak için hem Eski Pazar'dan hem başka yerlerden buraya ikametgahını almak zorunda kalacaklar. Yani evet. Yani o yüzden şimdi bu konut ihtiyacını karşılarken de yüksek çok katlı binaların yapıldığı bir Eski Pazar'a ben karşıyım. Bilmiyorum. Evet. Yani bizim atalarımızdan eskiden mesela ahşaptan, topraktan, çamurdan ev yapılıyormuş. Hı hı. Tabii biz şimdi o şekilde yapmayacağız. Evet. Eskiye tasarlayarak yeni, modern, çok katlı olmayan, iki katlı veya müstakil, hı hı. halkımızın böyle baktığında yeşili kaybetmeyeceği evet. Peyzaj düzenlemeleriyle Eski Pazar'a yakışır bir yeşil ilçe ve örnek bir proje sunmayı evet. düşünüyoruz. Evet, yani
Evet. Araziler geniş. Evet. Yatay evet. yapılaşma böyle dediğiniz gibi. Yani şunu söyleyeyim gibi. Size. Evinde oturan kişi isterse tabii ki bunu herkes yapmak istemez. Hı-hı. Kapısının önünde tavuğunu yetiştirip kendi yumurtasını elde edebileceği. Evet. Yani yeşil ilçe derken yani bunu açarsak çok büyük yani evet, evet. şey bir proje. Evet anladım. O şekilde düşünüyorum. Ben şimdi kısaca buna bu değineyim. Amerika'daki evler gibi böyle. Yani evet. Almanya'da otoparklı, mesela. Otoparklı, iki katlı, mesela, bahçeli. Ben size şöyle söyleyeyim. Almanya'da çoğu kişi sanayiye gitmiyor mesela aracını yapmak için. Hı-hı. Bir otoparkı var. Arabasını evet. evinin altına koyuyor. Orada işte takımları var. Evet. Yağını kendisi değiştirebiliyor mesela. Evet. Bunu neye borçlu? Yüksek katlı olmamasına evet, borçlu. Evet, evet. Bizim eskiden mesela atalarımız iki tahtayla bir çamurla ev inşa etmişler. Yani şu anda mesela diyorlar konut sıkıntısı var. Yani ille çok katlı binalar yapmak zorunda değil. Halkımızı daha iyi yaşatabilmek için devletler daha kolay. Mesela çelik evler var mesela. Evet çelik konstrüksiyon. Evet çelik konstrüksiyon evler var. Hı-hı. Çabuk yapılabiliyor. Şeyi kolay depreme dayanıklı. Evet. Yani daha Kira kullanışlı. Fabrik, demonte hemen. Daha kullanışlı. Yani ben bu şekilde olmasına inanıyorum. Hem daha ucuz. Evet. Yani. O şekilde. Evet, olabilir başkanım. Böyle. Başkanım sizin projelerinizden benim en çok dikkatimi çeken böyle biraz da yani garipsediğim böyle ben belediye başkanı adaylarıma soruyorum. Diğer başkan adaylarından farklı projeleriniz var mı özellikle evet. diye. Yani bu projeyi hiçbir başkanda görmedim. Yani evet. açıkçası tam da anlayamadım. Evet. Gönül Erenleri Mahalle Danışma Heyeti. Yani bu Gönül Erenleri deyince böyle erenler falan deyince evet. benim zihnimde şöyle bir şey oluşuyor. Hani toplumda işte Alevilik, Sünnilik. Evet. Bir de şimdi son dönemlerde hani Suriyeliler çok var ülkemizde, evet. ilçemizde de var. Evet. Böyle hani farklı dini kesimlerden insanlar eski pazarda bile var şu an. Var evet. Yani böyle bunlarla ilgili bir dini bir durum mu bu? Yani o şöyle bir şey. Mesela halkımızla yani her zaman iç içe olacağımız, halkımızın mesela çarşıda isteklerini, önerilerini devamlı anlatabileceği bir heyet bulunduracağız devamlı. Zaten belediyemizin kapısı hiçbir zaman olmayacak. Hı hı. Her zaman halkımız istediği anda belediye başkanıyla görüşebilecek. Evet. Ayrıca biz çarşıda bazı insanlarımızda bu vardır. Hani hı hı. resmi yere girsem mi girmesem mi diye düşünürler. Var, var tabii. Evet. Ben de mesela hmm. daha önce yani bir vatandaş evet. olarak ben de yaşadım bunları. O herkeste vardır. Vardır mutlaka hmm. evet. Yani şimdi o yüzden çarşımızın merkezinde devamlı halkın sorunlarıyla ilgilenen hani bunu bizzat imzalı ve haftanın bir günü de kendim orada sabahtan mesai bitimine kadar duracağım. Halk günü. Halk günü hı-hı. düşünüyoruz. Hı-hı. Yani bu o şekilde bir şey açtığımız evet. zaman. Yani o şekilde ve ayrıca haftanın bir günü de çıkıp çarşıdan çarşımızı dolaştıktan sonra her hafta bir mahallemize yürüyerek hiçbir araç kullanmadan tek başıma mahalleyi gezip orada bir teyzemi gördüm veya ablamı gördüm, evet. bir abimi gördüm. Hı. Nasılsın deyip belki kapısının önünde bir çukur, yolda bir sıkıntı, belki başka bir şikayeti olacak. Hemen orada oturacağımız, anlatacağı ve ya biz bu arabamız buraya düşüyor. Ben de bir vatandaş olarak bunları çok yaşadığım evet, için evet. ayrıntıya giriyorum. Hı-hı. Şimdi oradaki çukuru bana söyleyecek. Hemen orada personelimizi arayacağız. Personelimizi oraya çağıracağız ondan sonra. Ve bak bu çukuru biz kaç günde yapabiliriz? Bugün yapabilir miyiz? Yaparız. Tamam. Hemen imzalayacağız. Teyzeme, ablama veya abime onu evet. vereceğim. Hı-hı. Ondan sonra telefon numaramı da bırakacağım. O gün yapılmadığı takdirde arayın diyeceğim. Evet. Ve yapılmamışsa... Yani bende mi sorun var, personelimiz mi evet, gidemedi veya aracımızda bir sıkıntı mı çıktı, geriye dönüldü mü? Bunlarla ilgili halkımızın bizzat sorunlarıyla ilgilenmek istiyorum ben. Evet, güzel, çok evet. güzel. Başkanım. Çünkü ben bunları yaşadım, bir halk olarak yaşadığım Hı. için bence belediyenin sorunu, belediyeciliğin görevi nedir? Halka iyi hizmet vermektir. Evet. Gece gündüz demedim ardına koştum. Olsa ne fark eder yolum yokuşum. Bu aşkla kalbime yandı tutuştum. Hüseyin Başkan sen umut oldun. Başkanım malum İslam dininde bizim ülkemizde 4 ana mezhep var. Evet. Bu 4 ana mezhepten en büyük kitleye sahip olan Hanefilik. Evet. İşte bu konuda bir araştırma yapıldığında neden Hanefilik diğerlerine göre çok daha büyük bir kitleye ulaşmış diye bakıldığında şu sonuca ulaşılmış. Evet. İmam Hanefi esnafmış. Evet. Esnaf olduğu için
çok geniş kitlelere ulaşabilmiş. Ulaşmış, evet. Ve çok büyük bir kitle kendisine tabi olmuş. Bu anlamda da siz böyle şeyler anlatınca benim zihnimde o oluştu. Evet. Yani sizin ticaretle uğraşıyor, evet, olmanız bazı şeyleri böyle çok daha yakinen, evet, tespit ettiğinizi, evet, biraz zihnimde uyandırdı. Bunu gördüm. Teşekkür ederim. Gerçekten de öyle. Yani biz vatandaş olarak, özellikle ben doğma büyüme İstanbulluyum. Orada, evet, bu sıkıntıları çok yaşıyoruz. Evet. Dediğiniz gibi böyle bir sıkıntı olsa yani bunu artık boş ver deyip geçiyoruz. Çünkü, evet, onun çözüleceğine inanmıyoruz, evet, yani. Bak şimdi ben Karabük Beşbirader Mahallesi'nde oturuyorum. Kapımızın önünde aşağıda bir çukur var yani. Burada WhatsApp'ta da var yani. Ondan sonra belediyenin WhatsApp hattı var mesela. Evet. Yani WhatsApp hattına attım ve dükkanımda çalışan ablamıza da attırdım. Gelen birkaç dostumuza, müşterimize, evet, de dedim. Ya ben attım, bir de siz atın. Attılar. Hepsine de geriye dönüş bu şekilde. Tamam, yetkililere bilgi verildi, ilgilenilecek. Ve 2 ay oldu bak, seçim oldu halde. Evet başkanım. 2 ay oldu, o çukur kapatılmadı. Evet. Yani kum döküyorlar, düzlüyorlar. Yağmur yağdığında o kum akıyor. Evet. Yine aynı yani çukur. Özellikle zaten, evet, bu yol tamiratları, evet, işinden ben çok muzdaripim, evet, başkanım. Bu yapan kişiler mi bilmiyorlar ya da, evet, yani layıkıyla, evet, yapamıyorlar mı ya da yani öyle hiç anlamayan kişiler, evet, mi bu kadrolarda bulunuyor? Evet. Böyle yapılan yer daha kötü oluyor. O neyden oluyor biliyor musun? Yani WhatsApp hattını koymuş, oraya da birisini, hı-hı, koymuş. Ondan sonra ilgililere de bu bayan arkadaş söylüyordur, mutlaka söyledim diyor. Yani söylüyor. O da işte yapabilirse gidiyor, bakıyor, gördüğü yeri yapıyor. Evet. Geliyor, ben yaptım diyor. Evet. Yaptım. Oldu yani tabiriyle, evet, yaptım, evet, oldu. Yaptım, evet, oldu değil. Ben o yüzden bak, evet, belki bu sözüm şey gelir hani, o yüzden, evet, dedim haftanın bir günü yürüyerek hiçbir araç kullanmadan her hafta bir mahalleye gezeceğimi, evet, ben bu yüzden söyledim. Evet. Ve imzalı da orada alacağım için, evet, telefon numaram olacağı için, evet, geriye dönüş yapılacak. Evet, çok güzel. Başkanım eski pazarda WhatsApp hattı yok. Evet. Belediye online vergi ödeme sistemi yok. Evet. Yani burada mesela İstanbul'da oturup veya Ankara'da oturup başka şehirlerde oturup burada evleri olan insanlar var. Benim akrabam mesela geçen de, evet, beni aradı. Dedi ki ya şu benim vergi borcumu bir bakabilir misin belediyeden? Evet. Onu ödeyiver de ben sana atayım falan dedi mesela. Yani mesela emeklilerimizin de çok olduğu bir ilçe. Evet. Yani dediğin çok büyük bir eksiklik yani. Evet, onu ben de gördüm. Çarşıda gezdiğimizde de dile getiren arkadaşlarımız oldu. Şimdi şöyle WhatsApp hattı kuracağız. Ayrıca ben kendi WhatsApp'ımı da mesela her zaman paylaşacağım. Dediğim bu sistemi zaten gezeceğim. Evet. Olmadı. Göremediğimiz çalışan, o benim gezdiğim anda çalışan vatandaşlarımız olacak. Onlar şahsi benim telefonumdan, WhatsApp hattından veya belediyenin hattından o şekilde de, evet, ulaşım sağlayacak. Evet. Dediğiniz, evet, o fatura ödeme şeyini de yani belediye binamızın önüne ve biraz daha uzağına ve daha sonra zaman içinde her mahallemize bir tane ödeme noktası tarzında, evet, hem halkımızın da oradan, hı-hı, isteklerinin yönetildiği, evet, işte bu, hı-hı, az önce bahsetmiştik, evet, gönül erenleri mahalle, hı-hı, heyeti diye. Yani onu mahallelerde de yaptığımız zaman ödeme noktasında, evet, da hiçbir sıkıntı, tamam, olmayacak. Biz yine de online'ı da bekliyoruz başkanım. İnşallah. 31 Mart'ta başkan seçilirseniz online ödeme sistemini bir şekilde yani, en kısa vadede... Günümüzün yani bu kadar internetin, evet, olduğu yerde olmaması, evet, çok büyük eksiklik. Evet. Evet. Başkanım malum belki de buranın en can alıcı sorunu eski pazarın, evet, şu gerçekten yani hani ironi olarak söylemiyorum, evet, can alan bir sorun. Mermer'deki mermer kavşağı. Evet. Eski pazara ilk girişin tabii burada bir tır sirkülasyonunun olması. Mutlaka, tırların sanayi, da çok hızlı, evet, yük taşıdıkları için mecburen, evet, hızlı gitmeleri orada bazı kazalara sebebiyet veriyor. Evet. Orada bir alt geçit veya üst kavşak ya da sinyalizasyon sistemi mutlaka olmalı yani. Şimdi mesela organize sanayide yapıldığı zaman zaten şu an yeterli değil ve bunu sadece eski pazar halkımız zaten bunun çilesini çekiyor. Evet. Ayrıca Ankara'dan, İstanbul'dan gelen yani yetkililerimiz bunu görmüyor mu yani? Onların da o yolu kullandığı. Evet, buraya geldikleri, evet, zaman oradan geçiyorlar. Evet. Evet. Yani buraya Karabük'e de geçerken, Kastamonu'ya da geçerken o yolu belki kullanıyorlar. Belki de başkanım makam, evet, şoförleri olduğu için onlar tabii fark etmiyorlar. Şey yapamıyorlar, fark edemiyorlar. Evet. Kendileri direksiyonda olsalar mutlaka oranın ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu, evet, fark edecekler. Evet, aynen, başkanım. Bir de yani kronik bir sorun terminal sorunu. Yine aynı yerde böyle küçük, evet, bir kulübe şeklinde, evet, bir durak yapılmış. Yani o çok büyük eksiklik eski pazar için. Evet. Yani biz ona mesela terminal, otokar, eski pazarın içine mesela bu mermerin üst tarafında o bölgeye düşünüyoruz. Tabii daha sonra onun
araştırmaları yapılarak güzel bir yer bulunacak ve her otobüsün uğradığı bir terminal olacak. Mutlaka oraya uğrayacak otobüs, Ankara, İstanbul, diğer yerlerdekiler. Orada halkımızı duraklarda bekletmeyeceğiz. Köhne duraklarda yağmur altında 3 kişinin sığdığı duraklarda otobüs terminali olmaz. Evet. Yani yakışır. Mesela Karabük'teki terminal bile Karabük'e yakışmıyor. Evet. Yani buradaki durak zaten muamma yani. Evet. Onu hiç... evet evet Karabük'teki evet. de öyle. Yani bugüne kadar yapılmaması çok büyük bir eksiklikti. Biz eğer halkımız destek verir de belediye yönetirsek ilk işlerimizden bir tanesi bu terminal olacak. Evet başkanım. Güzelsek hangimiz elinden tutun. Sanma ki yarınlar bizi unuttun. Canım feda sana sen de bayram. Hüseyin başkan sen umut oldun. La 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 la. Başkanım, organize sanayi bölgesini cazibe alanı haline getireceğiz diyorsunuz. Evet. Nasıl getireceğiz? Yani organize sanayi bölgesinde bir kere çalışacak olan vatandaşlarımızın bir kere konut ihtiyacı zaten mesela olacak. Ve bu konutları yaparken oranın öyle bir mimari yapılmasını sağlayacağız ki diyeceksiniz ki şimdi belediyecilik nasıl, hükümet hatta bir tehditler de oluyor şimdi. Evet. Yani hükümetimiz diyor ki işte bize verin evet. yoksa hizmeti gören öyle bir şey yok evet. yani. Biz bu ülkede yaşıyorsak, öyle açıkça öyle söyleniyor. Evet, biz bu ülkede yaşıyorsak Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin olduğu ülkemizde yaşıyorsak bizim vatandaşımızın oy verdiği Ankara'daki hükümet o vatandaşa hizmet etmek zorundadır. Evet. Ve bu hizmeti biz her türlü alırız yani. Evet. Yani Bağımsız Türkiye Partisi adına gideriz. Halkımızı da alırız gerekirse yanımıza. Yani halkımızla birlikte biz size oy verdik. Başka bir görüşte olsanız bile bize bu hizmeti vermek zorundasınız diye. Yani o eski pazarın mermer sinyalizasyon evet. yapacağımız yolda bekler. Evet, o hizmeti alırız evet. yani. Yani ben de evet. burada diğer belediye başkanı evet. adaylarının da kampanyalarında evet. falan görüyorum. Sanki bir haksız rekabet var gibi değil mi? Evet. Yani hükümeti evet. arkasına alan. Şimdi şöyle mesela milletvekili geliyor. O arkadaşımıza destek veriyor. O milletvekilini bizim evet. halkımız seçmedi mi? Evet. Bizim halkımız seçti. O bizim halkımız o milletvekilini seçtiyse biz de hizmet edeceğiz, halkımıza hizmet etmek için yola çıktıysak halkımız bize oy verdiği zaman evet. o milletvekili aynı şekilde tabii, bizi de aynı şekilde başkanım, görecek. Başkanım nacizane ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki şimdi bir ekip işi durumu evet, var. Yani evet. hani hangi parti olursa olsun iktidarda evet. bir parti ise veya milletvekili hangi partidense evet. kendi partisinden olan kişinin arkasında durması biraz normal yani. Ama biraz bir aşırılık var bilmiyorum evet. farkında mısınız yani? Görüyorum takip evet. ediyorum ama evet. yani milletvekilinin olduğu evet. partiden değil de farklı partiden bir belediye başkanı çıkarsa halk evet. böyle teveccühte bulunursa evet. o adayın da arkasında durmalı o zaman milletvekili tabii ki. Tabii ki de, yani evet. biz hüsnü zannedelim duracağını düşünelim. Sizin dediğiniz şimdi şöyle, gibi. Sadece bu hükümetimizde yok. Bak medyada da bu var. Medyada mesela insan halkımızda sanki iki tane parti var. Yani biri AKP, biri MHP. Evet. Bunları sanki oy vereceksiniz değil de onaylayacaksınız tarzında bir düzen kurulmuş evet. şu anda ülkemizde. Aslında çok yanlış bir düzen yani. Evet. Önce düzen değiştirilmeli. Biz bunu işte milli ekonomi modeliyle belediyeden başlayarak, burada örnek bir belediyecilik yaparak bütün halkın hepsinin biz burada gördük bu şekil bir sistem istiyoruz diyeceği örnek bir ilçe için aday evet. oldum. İnşallah yani. Başkanım. Evet. İnşallah. Tabii. Şimdi medyada çıkıyor AKP, MHP iki tane. Hangisini onaylarsınız diye açıktan sormuyorlar ama bu kurgulanmış yani. Evet, öyle başkanım. Değil. Evet. Yani halkımız kaç tane parti var mesela? Hı. Yani bunların içinde de bizim genel başkanımız Hüseyin Baş Bağımsız Türkiye Partisi olarak çok güzel projeleri olan bir başkan. Biz halkımdan şunu istiyorum. Genel başkanımızı takip etmelerini, o onaylama tercihinde değil de oylarımızı özgürce halkımızın kendi istedikleri başkana vermelerini istiyorum ben. Evet, evet, bunu rica ediyorum halkımdan. Evet. Bizi takip edenler dileğinizi duydular. İnşallah. Biz de oraya havale ediyoruz. Teşekkür İnşallah. Ederim. La 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 la. Başkanım, bu devlet hastanesi sorunu
Burada ciddi bir sorun. Evet. Yani devlet hastanesi yapılmadan önce ben o zamanlar İstanbul'dayken duyuyordum, seviniyordum. Evet. Güzel bir hastane yapılmış falan diye. Sonra işte hiç çalıştı mı veya kaç ay süreyle çalıştı falan bilmiyorum. Sonra tabii böyle çok garip bir durum. Yani işte biz oraya yapılmasını istememiştik. İşte bazı güçler orayı gösterdiler, oraya yapılmayacağını, oranın kayacağını bile bile oraya yaptılar gibi böyle durumlar var. Şimdi sonra şöyle, şimdi kurtarılacağıyla ilgili de yine aynı şeyler var. Oranın kurtarılacak hali yok. Ama işte zamanlama yanlış. Gibi. Neden şimdi kurtarıyorlar? Evet. Kaç senedir o hastane orada o şekilde duruyor. Evet. Şimdi seçim yaklaşmış, oraya makine koymuşlar, araştırma yapıyorlar. Düzeltecekler, yıkılmasını engelleyecekler. Bunun içindeki koyulan malzemeler, şeyler bak zamanla hepsi yıprandı. Evet. Bunu ilk yapıldığında yani hafif kaydığında daha güzel düzeltemez miydik? Şimdi seçim yaklaşmış, oraya gidiyorlar, oradan işte açıklama yapıyorlar. Biz bunu düzelteceğiz. Zaten bunu siz yaptınız. Evet. Siz düzelteceksiniz ama zamanlama yanlış, seçime sıkıştırarak bir ay içinde düzelecek bir şey değil. Tabii. Yani. Bunu daha önceden bu kışı görmeden mesela kışın yağışları görmeden oranın düzeltilmesi gerekiyordu. Evet, biz... Ve biz şimdi halkın destek verir de gelirsek yani ilk onun araştırmasını yaptıracağız. Diyeceksiniz ki hükümet sizden değil. Hükümet bizden olmasa da yani bu bizim paralarımız. Bizim eski pazarımızın veya Karabük'ümüzün veya ülkemizin halkımızdan alınan vergilerle yapılmış bir hastane. Tabii bunu ki, mutlaka düzeltilmesi tabii gerekiyor. Tabii ki büyük bir yatırım, yüksek teknoloji kullanılan, içinde yüksek teknoloji makinelerin, alet edevatların bulunduğu bir bina ve halkın da onun ihtiyacı var. Orada yatması yani beni değil bütün eski pazar halkını ve Karabük'e veya şu anda da uluslararası kanallarda da çıktı. Yani herkesin üzüleceği bir olay yani. Öyle küçümsenecek yani bir olay belki değil. Belki de hastane açılmış olsa branşlar bazında da belki bir gelişme olur içinde. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Sözünü kestim. Kusura bakma. Şimdi diyelim ki bu o hastaneyle ilgilenen arkadaşlarımızın evinin çatısı aktı. Diyelim ki bir kış boyunca o çatıyı yapmadan geçirirler mi? Geçirmezler. Hemen müdahale ederler. Evet. Ya işte eşyam gidiyor, eşyam bozulacak diye iki gün içinde hemen usta bulurlar. Bizim hastanemize, eski pazarın hastanesine ne kadar zaman geçti hiç kimse gelip bir müdahalede bulunmadı. Seçime yakında oraya gidip video çekip oraya bir harç makinesi araçları koyup bu iş olmaz. Yani işte Türkiye'de böyle bir bürokrasi var. Böyle bir değişik bir devlet anlayışı var. Dediğimiz gibi yani seçimlere yakın zamanda bir şeyler gündeme geliyor tekrar. Sonra seçimlerden sonra unutuluyor. Evet. Zaten bilimsel olarak başkanım unutma süresi 20 gün. Evet. İnsan unutuyor yani ki, bilimsel olarak unutuyor. Evet. Unutunca sonra iş güç meşguliyet derken bir dahaki seçimlere kadar gidebiliyor. İşte biz vatandaş olarak bunu takip eden takipçi belediye başkanı istiyoruz. İnşallah. Yani. İnşallah biz siz seçilirseniz böyle takipçi bir başkan destek verirse olursunuz. Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim. Halkın sorunlarını çok iyi bildiğimi düşünüyorum yani. Niye dersen ben mesela perde üzerine iş yapıyorum. Evet. Bak montajlarımı da kendim yapıyorum. Bir iki sefer denedim böyle çalışan arkadaş aldım. Ve gönderdiğimde eve bilmiyorum aklım orada kalıyor ya. Evet. Ben çalıştıramadım sonradan şu anda halen de montajlarımı günde en az 5 tane eve girerek perdelerini takıyorum, resmini çekiyorum. Ve memnun musunuz diğer oradan ayrılıyorum. Evet. Bilmiyorum ben de böyle bir yani çok mükemmeliyetçilik diyeyim ben. Evet anladım. Öyle bir şey var yani. İşte belediye başkanı olursam da aynı şekilde düşünüyorum yani. Evet. Bizzat halkımla yaptığım her şeyi görüşerek beraber yönettiğimiz bir belediyecilik düşünüyorum. Önce gençlerimizle daha çok yani. Çarşıda haftanın bir günü mutlaka gençlerimizi toplayacağım. Ve halkımıza işte gençlerimize diyorlar ki işte yanlış anlaşılmasın. İşte serseri oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Yani sen gençlere gidecekleri modern bir vakitlerini geçirecekleri, kitaplarını okuyacakları veya çalışma yaşlarına geldiklerinde bir istihdam oluşturmazsan yani gençlerimiz boş kalır. O zaman boşluk boş kalan insan her şeyi yapar yani. O yüzden istihdam da yani eski pazarımızda istihdam sorunu da çok yani. Bunu da işte üreten belediyecilik dediğim bu tarım alanında olsun veya başka alanlarda olsun her mahalleye kadınlarımızın el işlerini ürettiği veya gençlerimizin mesela bir
usta arıyoruz. Musluğumuzu değiştirecek usta bulamıyoruz yani. Bulamıyoruz. Evet, evet. Yani gençlerimizin oralarda kurslar görüp kursu görürken de mahallemizde bir vatandaşımızın musluğu bozulduğunda belediyemizin o kurs hocasının yönlendirdiği gidip o vatandaşımızın musluğunu orada kurs gören gençlerimiz yapacak. Bilmiyorum anlatabildim Çok mi? İyi anladım başkanım. Evet. Ve gerçekten veya de... avizesi düştü. Evet. Avize takacak. Avizesini mesela diyelim ki bir kursumuz var. Orada diyelim ki bir montaj kursiyerimiz var. O mahallede de birisi avize taktıracak. Hemen gidecek hocamıza, belediyemiz bizzat orayla görüş alanında olacak. Hocamıza sorununu bildirecek. Oradan bir kursiyerimiz gidip onu takacak. Ve isterse oraya bağış anlamında vatandaşımız ufak bir cüzi miktarla belediyemizin de destekleyeceği şekilde yani oradaki kurs gençlerimizin de o evet. işlerle uğraşmasını sağlayacak. Şöyle söyleyeyim, dediğim şeyler çok küçük. Belediye için belki çok küçük. Küçük işler büyük özgürlükler. Bak ben bu Mert Başaran evet. arkadaşımızı yani yüzce hiç görüşmedik. Evet. Sosyal medyadan tanıdım. Hı hı. Küçük işler büyük özgürlükler. Küçükler evet. olmadan büyükler olmaz. Yani olmaz. Sıra sırayla. Ben halkımızdan yani bu tür kişileri sadece bu arkadaşımızı değil. Evet. Bu kitabı da okuyabilirler. Evet. Ben okudum çok hoşuma gitti. Okumalarını istiyorum yani bu tür şeyleri. Ekonomi modeli kitabımız Profesör Doktor Haydarbaş'ın yazdığı bu kitabı da okumalarını istiyorum. De, dediğim gibi bilmiyorum değişecek çok şey var. Burada zamanımız yetmez yani. Evet, evet başkanım. Başkanım kitaplardan... Ben çok dertliyim belki. Evet evet. Başkanım kitaplardan bahsetmişken bizim kanalımızın ismi de Okur Yazar Seyyah. Ben, evet sizi takip ediyorum. İstanbul'da ben 9 yıl kitabevi işlettim. Evet. Yani doğaçlama konu buraya geldiği için evet. soruyorum. Böyle kitap okumayla ilgili falan evet. da belediyenin bir şeyi, bir projesi, bir yönlendirmesi evet. olsa. Evet. Ufaktan az bir bahsettim. Kütüphane arada o, gibi bir şey. Evet. Belki. Arada küçük bir bahsettim ondan. Hı-hı. İşte dediğim gibi gençlerimizin mesela kütüphane tarzında bir kere yani bizim gençlerimizin sadece derslerini değil. Bak ben şimdi milli eğitim bölümüne de girmek istiyorum. Evet. Evet. Şimdi benim de kızım var 10 yaşında. Okullarda sadece onlara matematik öğretiliyor, Türkçe öğretiliyor. Tamam bunlar çok güzel olması lazım. Bizim çocuklarımıza ekonomiyi de öğretmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi bir göreve gelsin diye okutuyoruz çocuklarımızı. İlle memur olacak bu anlayış var yani. Devlete kendini atsın da evet, evet. ne olursa olsun anlayışı var yani. Şimdi öyle olmamalı. Bir okulu bitirdiğinde bizim çocuğumuz ekonomiyi de çok iyi bilmesi lazım. Mesela bizde şu vardır, parayı konuşmak ayıp gibi görülür yani. Ya paracı cimri derler. Aslında öyle değil yani. Para bir şeye ulaşmak için bize her zaman lazım olan bir şeydir. Evet. Yani ekonomiyi çocuklarımıza öğretmemiz, yatırımı çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Diyelim ki okuyamadı mesela. Ondan sonra okumadığında işte ben okumadım ne yapacağım diye düşünceye dalıyor. Eğer ekonomi yani yatırımı bilirse o çocuk kendi özgürlüğünü kazanır. Bu kitapta bak onu da anlatıyor. Ben evet. yani bu arkadaşımızı çok hani tanıdığım falan için anlatmıyorum. Ben okudum veya evet. buna benzer başka evet, kitap. Başkanım ben müsaadenizle bu kitabı evet. sizden ödünç alayım. Olur siz okuyun. Ben bunu bir okuyayım. Ben sadece bunu demiyorum yani. Bu tarzdaki Hı-hı. kitapları çocuklarımız okuması gerekiyor. Bak milli ekonomi modelini de halkımızın ben okumasını tavsiye ediyorum. Rusya şu anda bu milli ekonomi modelini uygulamış. Bak Amerika'ya kafa tutuyor. Neyle? Altın rezervi var mesela. Şimdi Rusya'nın bütün her şeyini engellediler. Parasını EFT bile yapamıyor. Evet. Türkiye'den parayı EFT olarak alamıyor. Neye güveniyor? Altın rezervi var. İşte milli ekonomi modelini uygulayan ülkeler bir adım bizden önde. Evet başkanım. Şimdi bunun içindeki milli ekonomi modelinin içindeki bazı şeyleri bizim hükümetimiz yani söylüyor. Mesela yerel parayla ticaret diyor Rusya ile İran'la. Yerel parayla diyor biz ticaret yapalım diyor. Sadece onunla olmuyor. Onu yapmak için olanlar bu kitapta var. Başkanım güzel bir sohbet oldu. Görüyorum. Çok memnun oldum ben de sizinle tanıştığıma. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa son söz olarak. Yani biraz daha ekonomiden konuşmak istiyorum. Evet, yani tabii. Şimdi çünkü emeklilerimiz olsun, halkımız olsun çok yani şu anda ben size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de para yok değil. Türkiye'de para var. Halkımızda da para var. Ama adil bir dağıtım yok. Parayı adil dağıtmıyoruz biz. Yani orada yanlışlık yapıyoruz. Şimdi mesela birisine zam veriyor. Diğerine 4 ay bekliyor emekliye ondan sonra zam veriyor. Birine %10 veriyor, birine %3 veriyor. Eğer sen aynı anda, aynı ay içinde hepsine de %3 verirsen
bu düzen olur. Mesela devlet demek baba demektir yani. Evet. Bir baba çocuğunun şimdi 4 tane çocuğu var. Birine 50 TL'yi verdi. Diğerine şimdi yok dedi, vermedi. Şimdi bu verdiği kişi bu parayı harcıyor. Harcarken öbürkü diyor ki baba bana para vermedin. Evet. Ve bunun parası bitiyor. Öbürküne bu sefer para veriyorsun. O diyor ki benim de param bitti baba. Hı hı. Sen şimdi bu 50 lirayı 5'er lira 10'er lira dağıtırsan hepsinin de parası olur. Evet, hepsi de memnun olur. Evet. Bittiğinde hepsininki biter. Hepsine destek olursun. Şimdi bizim ülkemizde adil dağıtım yok yani. Para yok değil. Para yani bazıları diyor işte lokantalar dolu. Dolu. Ama işte adil olmayan da hiç yok, var olan da var. Sen bunu adil dağıtırsan kimse bu şikayette bulunmaz. Evet. Ben buna inanıyorum. Evet başkanım. Bak şimdi ekonomiyle alakalı ben çok konuşuyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela ev kredilerini şu an engelledi. Mesela ev kredisi, evi olmayan, yani ilk evi olana yani alabiliyor. Şimdi evi olan mesela ikinci evini alamaz, üçüncü evini alamaz. Bu da yanlış yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen kredileri kapatıyorsun ama şu anda belediyeler seçim var mesela. İstediği kadar borçlanabiliyorlar. Sen şimdi halkını borçlandırmıyorsun. Hı-hı. Ama belediyeye aydınlatmaları bunu söküp onu takıyorsun. Onu söküp onu takıyorsun. Borçlanıyorsun. Ve şöyle söyleyeyim. Vergi mesela seçimden sonra hükümetimiz diyor ki biz artı vergi halkımıza hiçbir şekilde yansıtmayacağız diyor. Yansıtmayacaklar ama enflasyonla zaten bizim cebimizdeki parayı alıyorlar. Enflasyonla para basıyorlar. Halkın cebinden gizli vergi alıyorlar. Yani işte bunlar adaletsizlik düzen yani adil para dağıtılmaması ve bu tür düzene ben karşıyım. Ve bunu belediyede örnek olarak yapıp inşallah tüm ülkemize yaymaya çalışacağız. Evet başkanım inşallah. Peki ben o zaman sizin şu projelerinizden şöyle bir kısaca bahsederek kapanış yapayım. Tamam. Sizin de yani eski pazarda yaşayan olarak bir isteğiniz, şikayetiniz varsa onları da inşallah cevaplamak isterim. Evet inşallah. Başkanım işte sorunlar aynı. Genelde aynı sorunlar. Aynı sorunlar. Evet. Yani genelde bilinen şeyler yani hani bilinen şeylerin de tabii çözülmesini bekliyoruz. Şimdi üstünden geçmeyeceğim. Halkın da bildiği şeyler. Benim İstanbul'dan buraya yeni yerleşen biri olarak gördüğüm bazı konularda halkta bir bilinçsizlik var. Yani halkın belediye vasıtasıyla önce bilinçlendirilmesi sonra bazı yaptırımlarla bunun sağlanması gerekiyor. Mesela ne gibi derseniz hani çöp atılmayacak yerler var. Oraya halk çöp atıyor. Gelenekselleşmiş yani o atıyor ben de atıyorum. Evet. Yani buraya atmayayım da nereye atayım gibi bir anlayış var. Zaten her yer doğa açık alan olduğu için işte hafriyatlar falan olur olmaz yerlere i̇şte dökülüyor. İşte bu da şundan oluyor. Şimdi bir düzenleme olmadığında oradaki düzen zaten olmayınca halkımız da diyor ki ya zaten burası böyle. Evet. Yani ben de yaparsam bir şey olmaz. İşte orada belediye bir yaptırım koyması lazım. Yani görsel de önemli. Başkanım yani şimdi çok güzel bir ilçede yaşıyoruz. Her taraf yeşil güzel ama yani oraya birileri gelip şişeleri kavanozlara atınca, hafriyatlarını dökünce belki belediyeye ait bir alan. Kimseye ait değil. Kimse sesini çıkarmıyor ama belediye demesi lazım ki hop burası benim alanım. Benim şimdi alanıma niye atıyorsunuz? Şimdi onu da şöyle söyleyeyim. Mesela büyük şehirlerde bir havaalanına bir yere gittiğimizde mesela şimdi her yere bakıyoruz yemyeşil çimen. Şimdi orada mesela yemek yediğin zaman oraya atmaya kimse kıyamıyor. Evet. Neden? Bakıyorsun şimdi çok güzel, her yer çok güzel. Şimdi o güzelliği burada da yaratırsak yani o sorun da çözülür. Aynen. Benim böyle bazı tespitlerim de var burada. Siz belediye başkanı seçirseniz kapınızı tıklarım İnşallah. Yani. İnşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani herkesle beraber yöneteceğim belediyecilik düşünüyorum ben. Evet. Yani çok bir değişik bir tarzım var. Evet başkanım. İnşallah halkımız destek verir. Ben bu tarzı onlarla beraber yaşarım. Başkanım. Yaşarım yani o mutluluğu. Evet. Ben de sizin gibi ticaretten gelen, ticaret yapmış ve halen de yapan birisi olarak sizi çok iyi anlıyorum. Takdir de ettim. Yani konuştuğumuz şeyler belki çok küçüktür ama küçük işler büyük özgürlükler diyorum ben. Evet. Bu arkadaşımın bu sözünü çalaraktan yani. Yok. Ve milli ekonomi modelini uygulayaraktan diyorum. Evet başkanım. Başkanım sağ olun. Güzel bir sohbet oldu. Ben de sağ olun. Hoş oldu. Ben şöyle bir üzerinden geçerek kapanış yapayım. Son bir şey daha ekleyebilirsem. Tabii. Yani şunu eklemek istiyorum. Şimdi halk
halkımızın mutlaka içinde farklı görüşlerde olanları vardır. Ben şimdi o halkımızdan da bunu rica ediyorum. İl Genel Meclisi üyeli arkadaşımız var. Yani Bağımsız Türkiye Partisi'ne eğer hani ben veremem, ben bu iki partiden birini onaylayacağım diyen arkadaşlarımıza ve ablalarımıza, genç kardeşlerimize, abilerimize şunu istiyorum. Bizi hiç olmazsa İl Genel Meclisi üyeliğinde desteklerseniz bizim biraz daha gelişip bu konuştuğum ve bunu konuşamadığım birçok olayla ilgili öbür yapan arkadaşlarımıza, belediyemizde İl Genel Meclisi üyemizle onlara bu işlerin birazını yaptırma şansı bulacağız inşallah. Teşekkür ederiz başkanım. Evet dostlarım, başkanımla çok güzel bir sohbet oldu. Biraz farklı konulara da girdik yani açıkçası. Milli ekonomi modeli, üreten belediye, özellikle benim dikkatimi çeken Gönül Erenleri Mahalle Danışma Heyeti bahsettik. İlköğretim öğrencilerinin ilçe içinde hepsinin servislerle sabah okul saatlerinde kapılarından alınıp okula bırakılıp okul çıkışında da tekrar evlerine bırakılması. Ve servisçilerimizi de hiçbir şekilde mağdur etmeden belediyemizin katkılarıyla bunu yapacağız. Evet, çözerek şu anda böyle yürüyerek gidenler var, servisle gidenler var, böyle eş dost aracıyla gidenler var, görüyorum ben. Bir de şuna da karşıyım, mesela köylerimizdeki okullar kapatıldı. Yani onlar açılmalı. Evet. Köyde mesela o köy hayatını okullarda yaşayan o gençlerimizin ileride yönetimlere veya bir kurumsal iş yerlerine girdiğinde o köy hayatıyla birlikte okumuşluğunu iletmesini istiyorum. Evet başkanım. Başkanımla konuşmamızda işte bildiğiniz gibi sinyalizasyon sistemi, terminal, organize sanayi bölgesi, devlet hastanesi konusunda başkanımın düşündüklerini zaten size nakletti. Bunun haricinde yapacağımız diğer röportajlarda da başkan adaylarına sormamı istediğiniz şeyler varsa aşağıya lütfen yorum bırakın. Ben diğer başkanlarımızı da burada ağırladığımda onlara sorayım. Yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bir başka.